Sizlere bir sorum var. Kadınlar neden pilot olamaz? 3 saniyeniz var arkadaşlar. Size 3 saniye veriyorum ve aklınıza ilk gelen cevabı lütfen aşağıya yazın. Süreniz başladı. Evet, 3 saniyemiz bitti. Aklınıza ne cevap geldi? Cevaplarınızı yazın. Şimdi size bir soru. Eğer aklınıza gelen cevaplar içerisinde kadınlar pilot olamaz çünkü bence beceremezler, bence çok da yetenekli değiller, bence erkekler için yaratılmış bir meslek. Neden mi? Çünkü ta fi tarihinde erkekler avlanmaya çıkardı da işte kadınların da doğasında bilmem ne bilmem ne diye devam ediyorsanız arkadaşlar orada durun lütfen. Fi tarihinde YouTube'da, internette olmadığına göre videoyu da izlemenizin pek de bir anlamı olmuyor. Ancak geri kalanlarla videomuza devam edelim. Sorunun cevabı tabii ki yok. Çünkü kadınlardan pilot olamaz diye bir cevap da yok. Nasıl ki kadınlardan doktor, mühendis olamaz diye bir şey yoksa, nasıl ki erkeklerden aşçı, balet, jimnastikçi, futbolcu herhangi bir şey olamaz diye de bir şey yoksa, işte böyle de bir şey yok. Bugünkü videomuzun konusu bu olacak. Bu arada eğer ki bu videoya ilk defa denk geliyorsanız kendimden kısaca bahsedeyim. Ben bir şirketin pilotluk akademisinde şu anda öğrenci olarak eğitimime devam ediyorum. Pandemi nedeniyle şu anda eğitimlerimize ara verildi ve ben de bu süreci hem kendim hem de pilot olmak isteyen arkadaşlarıma yardım etmek için motivasyon ve pilotlukla alakalı videolar çekerek devam ettiriyorum. Eğer ki bu içerikleri beğeniyorsanız kanalıma abone olabilir ve bana destek vermek isterseniz de videoyu beğenebilirsiniz. Böyle bir video çekmeye neden mi karar verdim? Biliyorsunuz The Woman Pilot adında bir Instagram hesabım var ve orada günlük olarak motivasyonel paylaşımlar yapmaya çalışıyorum. Zaman zaman da pilotlukla alakalı kendi hikayelerimi de anlatmaya çalışıyorum. Oraya gelen mesajlar arasında genel olarak şu algı var. Neden kadın pilotlar daha az? Neden kadınlar daha az? Acaba şirketler kadın pilotları almıyorlar mı? İşte gördüm ki bu durum kadınların kafasında soru işareti yaratıyor. Ve daha da kötüsü onların başvurmamasına, bu durumu sorgulamasına neden oluyor. O yüzden bu duruma bir açıklık getirmenin zamanı geldi. Şimdi sizlere bir hikaye anlatarak başlamak istiyorum. Pilotluk sürecine başvuranlar bilirler. Başvurmayanlar için de kısaca anlatayım. Arkadaşlar pilotluk akademilerine başvurduktan sonra birçok kez İstanbul'a veya o şirketin belirlemiş olduğu illere gidip sınavlara girmeniz gerekiyor. Özellikle evrak teslimi, sınavlar, yazılı sınav, test, mülakat derken birçok kez o şehirlere, benim için bu İstanbul'du, gidip gelmeniz gerekiyor. Tabii sabahları erken olduğu için bu sınavlar, ben sabaha karşı yola çıkıp uçağa, otobüse, taksiye ne aklınıza geliyorsa birçok taşıta binerek o merkeze ulaşmaya çalışan biriydim. Ve benim sürecim çok uzun sürdüğü için defalarca kez İstanbul'a gidip gelme durumunda kaldım. Yıllardan bahsediyorum arkadaşlar. Ve bu yıllar içerisinde o kadar çok tecrübe yaşadım ki sizlere onlardan bazılarını aktarmak istiyorum. Şimdi hikayemize geçelim. Geç kaldığım bir dönemde koştur koştur yetişmeye çalışıyordum bu şirketin merkezine ve doğal olarak taksiye bindim. Taksideki beyefendi de birazcık da yaşça benden büyüktü, abi diyeceğim o yüzden. Abi bana dedi ki nereye gidiyorsun? İşte o şirketin merkezine diye söyleyince dedi ki aa ben bugün ne kadar çok insan taşıdım, sen de mi sınavlara geldin? Ben de evet abi yetişmeye çalışıyorum vesaire deyince o da bana dedi ki sen de mi hostes olacaksın kızım? Şimdi orada açıkçası birazcık bozuldum. Yanlış anlamayın, bozulmamın nedeni hosteslikle alakalı falan değil ki hepimizde hostesliğin ne kadar kutsal ve ne kadar zor bir meslek olduğunu biliyoruz. Ancak benim burada bozulmamın nedeni beni görür görmez o şirketin adını, yani bir havayolu ismini duyar duymaz beni hostes olacak diye varsaymasıydı. Ancak indikten sonra düşündüm ki doğal olarak eskiden gelen bir havacılık kültürü var. Eskiden biliyorsunuz pilotlar daha çok askeriyeden gelme ve doğal olarak da hep erkeklerden oluşuyordu. Ancak devir değişti, zaman değişti ama tabii ki abinin yaşı büyük olduğu için belki de zamanla ayak uyduramamış ve bilmiyor olabilir diye düşündüm. Doğal olarak bozulmamı attım, kenara gitti. Daha sonra binaya geçtiğimde oradaki görevli beyefendiler beni yönlendirmek istediler. Ve beni görür görmez kabin memurluğu sınavı için geldiniz değil mi? Sağ tarafta sıraya girebilirsiniz dediler. Bu sefer daha fazla bozuldum. Çünkü oradaki insanlar daha çok bu işin içerisinde ve gün içerisinde gelen giden bir sürü insanı görüyor olmalıydılar. Sınavlara gittim, geldim, gittim, geldim ve inanır mısınız? Sadece orada çalışanlar, taksi şoförleri, otobüste olan insanlar değil, benim kendi çevrem, çok çok daha bilgili olan,
bilgili olduğunu düşündüğüm insanlar bile ne zamanki o şirkete başvurduğumu söylesem bana kabin memurluğu sana çok yakışır, aa ne kadar güzel meslek, hadi şanslısın vesaire gibi laflar söylediler. Mesleğin güzel olduğunda hemfikiriz. Ancak benim başvurduğum şey o değildi. Burada öncelikle hep bu yorumu yapan insanlara kızarken buldum kendimi. Dedim ki ne kadar önyargılılar, ne kadar cinsiyetçiler, şöyleler böyleler. Açıkçası yıllarımın belki de ilk 1-2 yılı, 3 yılı bunları düşünerek geçti. Fakat zaman içerisinde ne oldu biliyor musunuz? Olayın perde arkasını gördüm. Aslında bu insanlar değilmiş bunu yapan. Aslında kadınlar, bizlerin suçuymuş bu. Neden mi? Çünkü bilenler bilirler, tam 5,5-6 sene boyunca defalarca kez girdiğim sınavlarda ya tek kadın bendim ya da kendimden başka belki 2, maksimum 3 kadına denk geldim. Neyse ki kendi filomda 4 kadın olarak bulunsak da genel olarak bütün filolardaki kadın istihdamı çok az. Ancak bunun sebebi ne şirketlerin tercih etmemesi ne de başkalarının saçma sapan yorumları. İşte bugünkü videoyu eğer başkalarına söylenmek için çekiyorum zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Bugünkü videoyu kendimize söylenmek için çekiyorum arkadaşlar. Kadınlar neden pilotluğa başvurmuyorlar? Neden böyle meslekleri kovalamıyoruz? Neden bilim insanları, mesela neden üniversitede fizik bölümlerinde, neden yazılım bölümlerinde, neden inşaat mühendisliği, makine mühendisliği gibi bölümlerde kadın nüfusu daha az. Açıkçası bu duruma o kadar çok üzülüyorum ki. Özellikle ve özellikle Instagram'da daha sıkı etkileşim halinde olabildiğimiz için lisedeki, üniversitedeki arkadaşlarım bana çok fazla bu soruyu yöneltiyorlar. Abla ben başvuru yapmak istiyorum ama alınma şansım çok düşük değil mi? Kadın pilot çok az vesaire. O yüzden bu videoyu çekmek istedim. Arkadaşlar kadın pilot sayısı az çünkü zaten başvuran sayısı çok az. O yüzden tabii ki herkes pilot olmak istemeyebilir. İlla kadınların hepsi pilot olmak isteyecek diye bir şey yok. Ancak olayın özünü anlamak lazım. Olayın özünü almak lazım bu videodan. Sadece pilotluk için değil, bahsetmiş olduğum diğer bölümler, diğer meslekler, özellikle bilim alanındaki mesleklerde gerçekten de kadın sayımız çok az. Hatta ve hatta sadece bu alanlarda değil. Eğer incelerseniz kadınların girişimcilik alanında da çok daha az sayıda olduğunu göreceksiniz. Orada da yapılan bilimsel araştırmalara göre kadınların startup girişimlerine çok daha az ilgi gösterdiği ispatlanmış durumda. Hani dedim ya size bugün kendi hikayelerimden bahsedeceğim diye. Şimdi başka bir hikayemi anlatacağım sizlere. Ben küçükken her zaman oyuncak arabalarla, toplarla oynayan bir insandım. Ve hayatım boyunca da en sevdiğim şey futbol. İzlemekten en çok keyif aldığım, en çok heyecan duyduğum şey de yine futbol müsabakaları oldu. Hayatımda yapmaktan en çok keyif aldığım şey ise araba kullanmaktır. Arabalara adeta bayılırım ve her zaman en çok sevdiğim şey bir arabanın içinde bulunmaktır. Ancak yolcu olarak değil, tabii ki bir şoför olarak, kullanıcı olarak. Şimdi size bunları niçin anlattım biliyor musunuz? Çünkü hayatım boyunca bu zevklere sahip olduğum, bu hobilere sahip olduğum için kimler tarafından daha çok dışlandım? Hadi tahmin edin. Tabii ki kendi hemcinslerim tarafından. İşte dedim ya sizlere bu videoda gerçekten bizlere kızacağım diye, tam olarak da bu durumdan bahsediyordum. Hobilerin cinsiyeti yoktur. Kızlar da arabalarla oynayabilir, erkekler de yemek yapmaktan zevk alabilir. Herkes her şeyi yapabilir. Belki de komple bakış açımızı değiştirirsek hayata çok daha farklı bir perspektiften bakıyor olacağız. Çok fazla dağılmadan konumuzun özüne geri dönelim. Pilotluk gibi mesleklerde cinsiyetinizin değil beyninizin önemi vardır. Ne kadar çalıştığınız, ne kadar bilgili olduğunuz ve aslında özellikle pilotluk için kendinize hayatınızın her alanında ne kadar dikkat ettiğinizle alakalıdır. O yüzden bu mesleği yapan, o uçağı uçuran sizin cinsiyetiniz değil, kafanızın içindekilerdir. Bunu unutmayın. Ancak kafamızın içerisindekileri değiştirmediğimiz sürece hayata bakış açımızı da değiştirmek çok da mümkün değil. Örneğin izlediğimiz diziler, örneğin takip ettiğimiz ünlüler. Bunların hepsi aslında farkında olmadan hayata bakış açımızı, düşünce biçimimizi bile etkiliyor. İzlediğiniz dizileri düşünün. Belki sizler izlemiyor olabilirsiniz ama en azından var olan dizileri bir düşünün. Genelde Türk dizilerinde özellikle var olan şey şu olur değil mi? Bir tane kız vardır, zengin bir şirket patronu vardır. Kız orada herhangi bir iş kapsamında işe girer ve daha sonra zengin patronuna aşık olur. Zengin patronu ona aşık olur ve kızın bütün dizi boyunca beklediği şey zengin patronuyla evlenmektir. Gerçekten insanların bunu hayal ederek hayat yaşadığını düşünüyorlar mı bilmiyorum. Ancak gerçekten bunu düşünerek hayat yaşayanlar varsa da
bir an önce kendi bakış açılarını değiştirmeliler. Çünkü bir başkasından bir şey beklemek mi daha güzel, yoksa kendi ayaklarınız üzerinde durarak, kendinize güvenerek hayatınızda elde ettiğiniz her şeyi kendiniz elde etmek mi? Eğer bu yolu tercih ediyorsanız, işte hayatınızı komple maruz kaldığınız her şeyi değiştirerek ilk adımı atabilirsiniz. Örnek aldığınız kişiler demiştim. Tabii ki hepimizin sevdiği artistler de vardır. Onları da takip edebiliriz. Makyaj videoları da izleyebiliriz. Amacımız bu değil. Ancak ve ancak hayatımızın özünde, daha doğrusu beynimizin tam ortasına konuşlandıracağımız şeyler, örnek alacağımız kişiler, belki de bizim idollerimiz olacak kişiler olacak ve bunları birazcık doğru seçmemiz lazım. Örneğin Madame Curie'nin hayatını izlediniz mi veya okudunuz mu bilmiyorum. Canan Dağdeviren şu anda kendisi MIT'de hoca olarak görev yapıyor ve Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu en önemli bilim insanlarından birisi. Sabiha Gökçen'den bahsetmeme gerek bile yok herhalde. Özellikle farklı alanlarda, kadınların az olduğu alanlardaki kadınların isimlerini vermeye çalışıyorum sizlere. Ancak bu kişilerden aslında çok fazla var. Kısa bir araştırmayla siz sizler de bu kişileri bulup onların hayatında başlarına gelen şeyleri okuyup belki de kendinize birazcık feyz alabilirsiniz. Emin olun onların da özellikle geçmişte yaşamış insanların yaşadığı problemleri gördüğünüzde bugün bu başarılara ulaşmamanız için hiç de bir sebep olmadığını kendinizde göreceksiniz. Bu örnek verdiğim insanların hayatlarını okuduğunuzda veya izlediğinizde aslında şunu göreceksiniz. Bu insanlar küçüklüklerinden beri hayatlarının her anında bulundukları ortamda farklı olarak yaşamış insanlar. Çocukken belki diğerlerinden farklı oldukları için dışlanmış, belki de arkadaşları tarafından çok da benimsenmemiş, hatta belki çok da popüler olmayan insanlar. Ancak hiç önemi yok. Bir hedefiniz varsa o hedefiniz sizin hayatınız olmalı ve onu ne pahasına olursa olsun kovalayabilmelisiniz. İşte buradan o bana mesaj atan arkadaşlarıma sesleniyorum. Lütfen ama lütfen kadın pilotlar az diye hedefinizden vazgeçmeyin. Kadın bilim insanları, kadın pilotlar, kadın girişimciler az olabilirler. Ancak bunları ben, siz, bizim gibiler birleşerek, çoğalarak, birbirimize destek olarak ancak çoğaltabiliriz. Bu nedenle hayata bakış açımızı da, günlük olarak maruz kaldığımız şeyleri de birazcık olsun değiştirmeliyiz. Tabii ki kimse size makyaj yapmayın, güzel olmayın, kendinizi kötü hissedin demiyor. Tabii ki hem çok güzel hem de çok başarılı olabilirsiniz. Neden olmayabilirsiniz ki? Ancak bunların arasında bir denge sağlamak lazım. Bu yüzden arkadaşlar lütfen hayallerinizden vazgeçmeyin ve günlük olarak yapacağınız şeylerin geleceğinizi inşa ettiğini lütfen ama lütfen unutmayın. Hiçbir mesleğin erkeği ya da kadını yoktur. Önemli olan sizin hayattan beklentilerinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.